Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde siyasi liderler Cumhuriyet için dostluk ve beraberlik vurgularıyla kutlama mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında ülke içindeki ve yurt dışındaki vatandaşların bayramını kutladı. Türkiye'nin Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devletin kuruluşunda emeği geçen kadroları rahmetle andı. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, bizlerin bu mutlu gününe ortak olan kıymetli dostlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kurucu kadrolarını şükranla yad ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür mesajıyla yayınladığı 29 Ekim mesajında, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller Cumhuriyet meşalesinin altında hem aydınlanırken hem de geleceğin parlak sayfalarını heves ve heyecan içinde aralamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, TUSAŞ saldırısında şehit olan kardeşlerimizi ve diğer bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum. Büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı paylaşıyorum." diye belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajla, "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaşarak, "Sustu Türkler, ürktü şiirler, bitti yiğitler sanma. Her gün yeniden doğan Mustafa Kemallerin var. Haydi ilerle, atadan yadigar, ilelebet payidar Cumhuriyetin var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ey Büyük Atatürk, 101 yıl önce çıktığın zafer yolunda Türk milleti için ortaya koyduğun ideallerin, gerçekleştirdiğin devrimlerin ve en büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti bize emanet. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene." diye belirtti. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yılına özel bir mesaj yayımlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyetimiz, milletimizin kanıyla, irfanıyla inşa edilmiş en büyük mirasımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yarınlarımıza armağan edilen Cumhuriyet, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken bu kutsal mirası daha ileriye taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha aydınlık yarınlar için yaşasın Cumhuriyet." dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yayınladığı video mesajla, "İlkler önemlidir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bu ülkeyi zor günlerden kurtaran, sıçrayarak kalkındıran atamızın mirası, milletin iradesidir." ifadelerini kullandı. 101 yıl önce azim ve kararlılık galip geldi. Yurt sevgisi ve millet inancı kazandı diyerek Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Kazanılması zor olan Cumhuriyetimizi 2. yüzyılda daha ileriye taşırken gücümüzü kuruluşundaki fedakarlıktan ve büyük emekten alıyoruz. Cumhuriyet'in kenti İzmir ülkemizi ışığıyla aydınlatacak, mirasına sahip çıkacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." diye belirtti.